Adım Yeter, soyadım Gümüş. 19 yaşındayım. Lise mezunuyum. Hastalığım da ben lise başladığımda, çünkü ben TEOG'a çok çalıştım. Aşırı bir çalıştım. Sonradan hani göz hastalığım çıktı. Ben bilmiyordum böyle bir şey olduğunu. Sonra doktora gittik. Doktor dedi ki sende kerate konusu var. Hani bu kerate konusunun tek çaresi de işte ışın tedavisi olmak. Elazığ Fırat Üniversitesi'ne gittik. Orada ışın tedavisi oldum. Ama yanlış tedavi etmişlerdi. Gözlerim bayağı bir kötü oldu. Ondan sonra işte lise dönemine hani Batman Fen'de okuyordum. Hani ailem uzakta olduğu için zor oluyor. Hani ayda bir gözlerim kapanıyordu. 15 gün, 20 gün hiç açılmıyordu. Körler gibi dolaşıyordum. Ellerimi tutup dolaştırıyorlardı arkadaşlarım, aile. Sonra ondan sonra olmadı. Mecburen buraya geldim. Ergani'deki okula geldim. Ondan sonra hani tedavi uyguladım dedik. İşte tek çare korneal nakliymiş. İşte korneal nakli biraz hani pahalı oluyor. O yüzden hani ailemin maddiyat durumu da olmadığı için yapamıyorduk. İşte öyle bazen hani zoruma gidiyordu, değil gitmiyordu değil hani. Hani arkadaşım görebiliyordu, ben göremiyordum. Hani sürekli ağlıyordum. Hani bir yıl boyunca hani kabullenmek istemiyordum. Niye bende bu hastalık var da hani niye ben diyordum. Hep ağlıyordum. Hani okula gitmemezlik yapıyordum hani gözlerimden dolayı. Çünkü göremiyordum. Hani zoruma gidiyordu, arkadaşlarım test çözüyordu, soru çözüyorlardı. Mesela benim en çok sevdiğim şey kitap. Mesela ben yılda 200-300 kitap bitiren birisiydim. Okuyordum, bitiriyordum ama son 3-4 yıldır hiç okumadım. Çünkü okuyamıyorum. Hani gözlerim zorlanıyor. Hani küçükken, küçüklükten beri ben mesela bir şey görüyordum, önüme veriyordum, aynısını çizmeye çalışıyordum. Hani bazen ailem kızardı bana, resim defteri almazdı. Sen çok resim defteri harcıyorsun, almalılardı bana. Ben de mesela elbisemin üstüne çizerdim, duvarlara çizerdim. Annem sürekli çok kızardı, niye öyle yapıyorsun falan diye. Yani son 3 aydır falan hiç çizmiyorum. Çünkü bakınca gözlerim kararıyor, çizemiyorum hiçbir şekilde. Kötü oluyor, yaşarıyor. Hani hastalığım daha da ilerlemesin diye hani birçok zorla göz geriyorum. Hani çizmiyorum. Evet seviyorum, çok seviyorum çizmeyi. Ama hani gözlerim daha önemli. Yani sağlık daha önemli olduğu için çizmiyorum. Hani kötü olursa daha kötü olacak. Hani hiçbir yere gidemeyeceğim. Hani en azından olmasın diye. Bazen böyle hani zaten en çok sevdiğim şey resim. Niye ki diyeceksiniz? Hani ben o kadar mutsuzken mutsuzdum, sürekli ağlıyordum. Ağlamamı resimle geçiriyordum, çiziyordum, mutlu oluyordum. Ayrı bir dünyanın insanı oluyordum. Daha bir mutlu, bir huzurlu oluyordum. Bazen kağıda bakıyorum kapkara ama yine çiziyorum, pes etmiyorum. Çiziyorum, hani üzülüyorum, ağlıyorum. Bazen kağıt yaş oluyor, hep yaş oluyor. O resim hani, yani çizdiğim resim hani berbat oluyor. Pes etmeden yine çiziyorum. Ama hani insan hani sağlığı da önemli diyorlar ya. İşte sağlığım daha önemli deyince de bir insan bir noktada duruyor. Ya kör olursam, ya gözlerimi kaybedersem. Hani resmi bırakayım, hani iyileştikten sonra yine çizebilirim. Hani o yetenek var bende, çizerim. Ama hani sağlık geri gelmiyor. Ya zaten en güzel şey umuttur bence. Bence çok güzel bir şey. Zaten hani eğer hayatta umut olmasa hani insan gerçekten yaşayamaz. Hani ben ölmüşüm der. Ama ben mesela geceleri kalkıyordum, ağlıyordum kağıdı. Ben beyaz kağıdımı önüme veriyordum. O kağıt sırılsıklam oluyordu. Yine pes etmeden diyordum hani Allah büyüktür diyordum. Bir umutla yine diyordum iyileşir. Hani sabaha insan ne olacağını bilmiyor diyordum. Hani gözlerim iyileşecek diyordum. Ya da ben kabullenmek zorundayım diyordum. Hani her türlü neyse. Ama gerçekten umut, 4 yıl boyunca umut benim arkadaşım oldu umut. Gerçekten hayallerimin gerçekleşmesini çok istiyorum. Çok güzel yerlere de gelmeyi istiyorum. İşte tedavi olursam geleceğim. Tedavi olmasam da böyle umutlarım yarıda kalacak. Hani kimse istemez kimsenin umutları yarıda kalsın. Eğer hani birileri el uzatsa, tedaviye yardımcı olsalar, hani gözlerim iyileşecek, eskisi gibi görebileceğim inşallah.